İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Vostan, Yığışe Gregosyan Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nde. Mahkeme acil önlem almazsa Artsakh Ermenileri imkansız bir seçimle karşı karşıya kalacak. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Ermeni Patrikhanesi'ne ve Ermenilere yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi. Kızılaç temsilcileri Ocak ayında Azerbaycan'daki Ermeni savaş esirlerini ziyaret etti. Gagik Ginosyan, Nijde adlı dans grubunun konseri Moskova'da yasaklandı. Yerevan'ın sokaklarından biri Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosis sırasında birçok kişinin hayatını kurtaran Danimarkalı misyonerin adına adandı. Ermeni halısının özellikleri. Batı Ermenistan'daki Vostan yerleşimi farklı zamanlarda ve farklı tarihçiler tarafından kale, köy, şehir olarak adlandırıldı. Antik çağlardan beri Van Gölü Havzası, Ermeni platosunun en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan canlı bir kamusal yaşam merkezi haline geldi. Sadece Van Gölü kıyısında ondan fazla kasaba ve şehir kuruldu. Bunların arasında Vostan da vardı. Vostan kelimesi, kralın malikanesi, hükümdarın ikametgahı, başkent anlamlarına gelir. Tarihi Vostan şehri arabelerini yöre halkı modern zamanlarda Herişat olarak adlandırdı. Van Gölü'nün güney kıyısında, göl kenarında yaklaşık 1 kilometre güneyinde Ahtamar Adası'nın karşısında bulunuyordu. Şehrin her tarafı meyve bahçeleriyle çevriliydi. Temiz sulu pınarları ve güzel bahçeleri vardı. 4. 5. yüzyıllardan itibaren Vostan, Rıştuni Hanedanı bakanlarının ikamet yeriydi. Daha sonra 10. yüzyılın ikinci yarısında ve 11. yüzyılın başlarında Vostan, Ahtamar şehir adasıyla birlikte Vaspuragan eyaletinin Arzuruni krallığının başkenti ve modern zamanlarda Van eyaletinin Gavaş ilçesinin merkeziydi. Vostan halkının meslekleri modern zamanlarda da aynıydı. Bahçıvanlık, balıkçılık, el sanatları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Vostan, Ortaçağ Ermeni yazınının ünlü merkezlerinden biridir. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı ve 1916'da sakinleri Ermeni olan 35 köy vardı. Ermeniler geri çekilen Rus ordusuyla birlikte göç ederek Doğu Ermenistan'a yerleştiler. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı derhal harekete geçmezse Artsakh'ın yerli Ermenileri imkansız bir seçimle karşı karşıya kalacak. Atalarının evlerini terk etmek ya da orada kalıp açlıktan ölmek. Bunu Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi Yığışe Gregosyan tarafından Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nde ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesinin yargılamaları kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı ileri sürdüğü iddianın duruşması sırasında açıkladı. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın Berzor Koridoru üzerinden her iki yönde hareketi kesintiye uğratan sözde gösterilere desteğini kesmesini, kesintisiz hareketi garanti etmesini ve Artsakh'a doğalgaz tedarikini ve diğer kamu hizmetlerini kesintiye uğratmamasını talep ediyor. Yığışe Gregosyan yaptığı konuşmada, talepte yer alan konuların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahalesiyle çok daha önce çözülmesi gerektiğine dair bir umut vardı. Ancak Azerbaycan, Artsakh'ta yaşayan yerli Ermenileri boğmaya kararlı görünüyor, dedi. Gregosyan ayrıca Aliyev'in şu sözlerini de aktardı. Vatandaşlarımız olmak istemeyen varsa yol açık, barışı koruma görevlilerinin himayesinde veya otobüslerle gidebilirler. Gregosyan, bir başka deyişle yerli Ermeniler Artsakh'a giremezler ama çıkabilirler. Bu tür apaçık etnik temizlik eylemlerinin bugün yeri yoktur. Bu mahkeme Artsakh Ermeniler için son umuttur, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Hristiyan kurumlara karşı son zamanlarda meydana gelen şiddet olaylarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Twitter mikroblogunda yazıp Armen Press'in aktardığına göre, biz Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi ve eski şehrin Ermeni sakinleri de dahil olmak üzere Hristiyan dini kurumlarını hedef alan son şiddet ve vandalizm eylemlerinden derin endişe duyuyoruz. Daha önce Kudüs Ermeni Patrikhanesi Büro Yöneticisi Rahip Ağan Gokçiyan,
Yahudilerin Kudüs'te Ermeni Patrikhanesi'nin çatısına çıkarak haçı ve Ermenistan Cumhuriyeti bayraklarını indirdiklerini ve Ermenilere yönelik iki saldırı gerçekleştirdiklerini bildirmişti. Bundan önce aşırı Yahudi yanlıları Kudüs'te bir Ermeni restoranına saldırmıştı. Ermenilere yönelik bu eylemlerden en çok sürgündeki Ermeniler etkilenmektedir. Daha zor sorunlarla karşılaşmadan önlem alınması gerekiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ofisi temsilcileri Ocak ayında Azerbaycan'daki Ermeni savaş esirlerini ziyaret ettiler. Bu bilgiyi Kızılhaç'ın Ermenistan Cumhuriyeti Ofisi İletişim ve Önleme Programları Başkanı Zara Amatuni açıkladı. Zara Amatuni, görüşme sırasında tutsaklar aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, mektuplar ve kaydedilen videolar da aktarıldı. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın bu tür eylemlerini kınıyor ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası örgütleri esirlerin ana vatanlarına dönmesi için adımlar atmaya çağırıyor. Kurtuluş Ordusu Savaşçısı, Karin adlı Eğitim ve Kültür Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı, Ermeni kültürünün onurlu figürü Gagik Ginosyan, Facebook sayfasında şunlar yazdı. Bugün Moskova'da faaliyet gösteren Ermeni geleneksel dans grubu Nijdehin, Benim Adım Mücadele adlı konseri yasaklandı. Bugün Ermeni ordu gününe adanan konseri yasaklamak için artık bir bahaneleri kalmadığından yargı dışı bir yönteme başvurarak konser salonunda bomba olduğunu söylediler. Moskova'da dondurucu kış ortasında hem seyircileri hem de Nijde grubunun üyelerini birkaç saat beklettikten sonra sonunda konserin imkansız olduğu açıklandı. Bu olayın diğer gelişmelerini takip edelim ve Nijde dans grubunu destekleyelim. Esasen söndürülemez olan Ermeni ruhunu söndürmek imkansızdır. Adımız mücadele, sonumuz zaferdir. Yerevan'da Danimarkalı misyoner, büyük hayırsever, bin Ermeni yetime ikinci hayat veren Ermeni halkının büyük dostu olan Maria Jakobsen'in adını taşıyan sokağın açılış töreni düzenlendi. Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı etkinlik çerçevesinde şöyle konuştu. Ermeni halkının en zor anlarında yanında olan kişileri ön plana çıkarıyoruz. Maria Jakobsen, soykırım Armenosit sırasında binlerce Ermeni çocuğu kurtaran ve eğiten insanlardan biri ve bence bu şehrin o kişiye verebileceği ve vermesi gereken küçük bir anma fırsatı. Bu tür insanları hatırlamalı ve tarihimizin sayfalarına yazmalıyız ki çocuklarımız ve torunlarımız da onları tanısın. Etkinliğe ayrıca Danimarka Krallığı'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi, Maria Jakobsen'in torunları, Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü, Diyaspora İşleri Başkomiserliği, Maria Jakobsen Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yerevan Kent Konseyi üyeleri, aydınlar ve diğer yetkililer hazır bulundu. Batı Ermenistan, soykırım Armenosit sırasında Ermenilerin kurtuluşuna büyük katkı sağlayan Maria Jakobsen'e verilen saygıya katılmaktadır. Onun yaptığı, zamanın zorluklarına rağmen özverili bir şekilde ihtiyacı olan yetimlere yardım şeklinde tipik bir hayırseverlik örneğidir. Ermeni Palatosu, halı dokumacılığının eski merkezlerinden biridir. Ermeni halısı farklı zamanlarda ve bölgelerde farklı isimler almıştır. Zengin halı sanatıyla tanınan Garin şehrinin Arapça adı olan Kalikala'dan gelen halının bir diğer adı olan Hali veya Gali de dikkat çekicidir. Ermeni halıları kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve bunların çeşitleri nedeniyle ahenkli renklere sahiptir. Sarı renk sarı çiçeklerden, kırmızı renk vortan garmirden, yeşil renk ise ceviz kabuğundan elde edilmiştir. Siyah rengini nar kabuğundan aldılar. Orta Çağ'da Ermeni halılarının ünü büyük ölçüde vortan garmir boyadan elde edilen tonlardan kaynaklanmaktadır ve bu nedenle Arap halifeliği döneminde Ermeni halılarına kırmızı halı da denildi. Ermeni halılarının özelliklerinden biri de hem madde olarak kullanılan balbas cinsi koyunların yünü ile Ankara keçisinin yünüdür. Pamuk ve ipek ipliği yetiştiriciliğinin geliştiği bölgelerde pamuk ve ipek ipliği de yaygın olarak kullanılıyordu. Ermeni halılarının en önemli özelliği süslemelerdir çünkü hiçbiri anlamsız dokunmadı. Her süslemenin kendi anlamı ve önemi vardır. Ermeni halıları çok sayıda ritüel, resimsel ve ideolojik süslemeler taşır.
Bu süslemeler heykel, minyatür, mimari ve gümüşçülükte de yaygın olarak kullanılmıştır. Farklı halı türleri Batı Ermenistan'ın eyaletlerinde yaygındı ve soykırım Armenosit yıllarında yerli Ermeniler başka ülkelere göç etmeye zorlandıklarında o kültür dalını da yanlarına alarak diğer ülkelerin kültürlerini geliştirmeye devam ettiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ardaşes Hayriyan'ın performansıyla Ermeni halk şarkısı Horovel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.